Is annoyed o. Ya şimdi bunu bizim yönetmenimize göndermişler. Adresini tam olarak bilmiyorum. Bu bir İngilizce dersi olduğu düşünülüyor. Ne olur dikkatle izleyin. Ya çok acayip. Çok acayip. Ya sadece yani Türkçeyi İngilizce telaffuz etmek değil yaptığı şey. Arada bir saçma sapan bir kelimeler üretiyor. İzleyelim. Çünkü bakın because... Çocukları yaramaz. Hani bakın yaramaz. Kim yaramaz? Çocukları. Kim çocuklara karşı bakın? Onun çocukları. Yani he... Ya anlıyor musun? Aman diye bir şey diyor arada. Çok acayip. Ya bu adam bulamaz mıyız Reyhan? Ben konuk etmek istiyorum bunu. Hayır bütün bir gece mesela disco kralını alalım. Bütün gece sardırırız. Çok acayip olur. Hepimiz oturur onu dinleriz. Hatta Ekin'le beraber ikisini alırız yan yana. İki konukla bitiririz bütün geceyi. Harikulade olur. Devam. Is children. Onun çocuklarına bakın. Tekin mi çoğul mu? Çoğul. O zaman bir tane are. Çünkü ne söz konusu burada? Fiilsizlik ve geniş zaman söz konusu. Bilmem gereken şey arkadaşlar bakın. Sinirli bölümün beni yakın. Bakın annoyed'muş. Demek ki ED alan sıfatlara arkadaşlar bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu... Ne diyor ya? Türkçe kısımları hızlı sarıyor. Türkçe kısımları hızlı sarıyor. Yani şöyle bir şey yapıyor. Because... Çocuk olarak da geldi ha. Türkçe kısımları biliyoruz ya. Türkçeleri biliyoruz çünkü. O yüzden İngilizceleri söylüyor. Because his children... Çünkü onlar yanımıza kalıyor. Çünkü onlar biliyoruz. Türkçeleri hızlı geçiyor. Biz biliyoruz diye. İngilizceleri yavaş söylüyor. Edukatif bir tavır. Devam. Konusu... Bilmem gereken şey arkadaşlar bakın. Sinirli bölümün beni yakın. Bakın annoyed'muş. Demek ki ED alan sıfatlara arkadaşlar bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da... Abi müthiş ya. Dinleyen arkadaşlar için bakalım. Dinlemeyen arkadaşlar için bakalım. Dinleyen arkadaşlar için bakalım. Oradasın. Bunun sonrası ne demek? Oradan hala yarasın. Bir kol. Baba sen izliyorsun bunu demek. Baba. Nasıl ya, çözüyorsun artık abi? Artık izleyeceğim mecbur. Hayır adliyetim gibi çalışıyor. Adliyetim gibi o nasıl söktürdü ya? Maşallah maşallah. Böyle bir tip çıkarırsın sen hemen. Yani var ama yakın tipler var oyunda zaten. Var mı? Var. Nasıl bir tip var mesela? Yani bir kaptanımız var böbrekleri yok. Bir iş adamı var gözü yok. Bu adamın nesi kilo. Yok anlamadım. Bu adamla ayar yok. Ağzı var dili bu konuda. Evet belki dili olmadığı için içeride çeviremiyor. Küçük dille konuşuyor arkadan. Devam. İngilizce her sıfat arkadaşlar bakın ne olmak zorunda değil. Muhakkak iyi değil. Ne dedi baba? Bu beni de aştı ya. Başka bir dil girmiş olabilir orada. Evet. Romence filan. Bir daha. Ki ED alan sıfatlara göre bakın bir örnek imiş. Arkadaşlar bakın kesinlikle şunu da karıştırmayın. İngilizce her sıfatlara karşı bakın ne olmak zorunda değil. Muhakkak iyi. Müthiş. Müthiş. Devam. ED veya ING almak zorunda değil. Yani erkekleri. O da iyi. O da iyi peki. Siz moda yönetimi ve işletmesi eğitim mi aldınız? Evet. Ne demektir biraz açıklar mısınız? Üniversiteyi bitirdim. Fashion Management and Business bölümde. Onun için Türkiye'ye geldim. Yani staj için geldim. Peki o Fashion Business ve ne dediniz? Fashion Management and Business. Fashion Management and Business nedir tam olarak? Anladığım kadarıyla Selda'nın İngilizcesi iyi. Senin soruyu İngilizce olarak sorman lazım. Yoksa benim adamım var burada. Şey mesela production satın satın. Bir dakika tamam evet. Dur Aziz'im. Sen sor abi soruyu İngilizce olarak. İngilizce Türkçe sor. Okay, he's asking about I understand what I did when I was school. Mesela şu turlara geliyor musun bana? Tamam Aziz sen soruyu sor Selda'ya. Biz de buradan daha da kuvvetlendireceğiz. Evet.
aslanım. İyi ki varsın. Hep gel olur mu? Çok bu durumda kalıyoruz. Bayıldım bu işe. Evet, evet. Buyurun. Güzel olduğunuz için zekanızla ilgili bir ön yargı kız salak değil mı? Sadece dili yetersiz. Onun için güzel olduğu için falan hareketle anlatmana gerek yok. Kelime söylesen olur. Çocuk muamelesi yapıyorsun. Aferin sana, çişini mi yaptın gibi konuşmana gerek yok. Evet. Güzel olduğun için bir ön yargıyla karşılaşıyor musun hiç zekanla ilgili? Ön yargıyı bilin. Anlat baba. Tamam. Evet. Anlat. You're a beautiful woman. Thank you. Hani herkes böyle güzel falan diyor sana yani. Evet. So do you have any difficulties? Hani orada böyle fatarlar falan, sokakta bile 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 rastlılar falan oluyor yani. O tür şeyler, do you have any problems about that? Bu oranla bilindi bu arada. Daha kuvvetlendi. Bu ama asıl doğrusu bu. Çünkü Türkçe konuştuğu zaman çabuk konuşabilirim. Hani ona İngilizcesini ifade ediyor. Ne güzel. Evet. Türkiye'deki magazin basını sizinle niye çok fazla uğraşıyor? Hiç uğraşmıyorlar. Tamam, tamamen salakça bir soruydu. Sen daha güzel bir soru sor abi. Do you have any problems with the magazin gazeteciler falan gelip böyle sokulabilen şey yapıyorlar ya?